Değerli arkadaşım, lafı uzatmaya gerek yok. Bu videoyu izledikten sonra kafiye ve redif farkını çok net şekilde göreceksin ve bundan sonraki sorularda uygulayacaksın. Bu arada takipte kalmayı lütfen unutmayın. Uykularda, sularda şimdi sağdan sola doğru gidiyoruz. Şimdi kafiyeyi kelime sonunda arıyoruz. Ses benzerliklerini arıyoruz. Kafiyenin tanımı neydi? Yazılışı aynı, görevleri farklı. Bunu unutmuyoruz. Yazılış aynı, görevleri farklı. Redifte ise tam tersi. Yazılış aynı, görev de aynı. Bunlara redif diyoruz. Yani örnekle şu. Şimdi sağdan bakıyorsun, da aynı görevde mi çizdin redif, lar ikisi de çoğul iki, aynı görevde çizdin redif. Şimdi oraya geldiğinde mavi kısma baktığında uykunun içinde bir u var, suyun içinde bir u var. Dolayısıyla tek ses benzerliğini gördün ve yarım kafiye dedin. Firaz olur, kurnaz olur. Şimdi olur bazen redifler kelime halinde olabilir. Olur ama aynı görevde çizdin, buna kelime halinde redif dedin. Yani bunun kafiye ile ilgisi yok. Geldin sola, firaz, kurnaz. İki tane az var, iki benzerlik var ama ikisi de apayrı. Dolayısıyla görevleri farklı. Biz buna ne diyeceğiz? Tam kafiye diyeceğiz. Toktur, çoktur. Turlara baktın, aynı görevde hocam. Çok güzel. Redif, bu da ek halinde rediftir arkadaşlar. Geldin sola, tok, çok. Hocam ok benziyor ama ikisi de farklı şeyler. Yani zaten kökte. Bunun için buna da tam kafiye diyeceksin. Çok güzel videolarım sizler olacak. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.